Merhaba gençler. Şimdi hangi konuya geldik? Buhar basıncı ve gazların su üstünde toplanmasından bahsedeceğiz. Bunun bir benzerini TYT'de de görmüştük. Özellikle buhar basıncını birazcık daha detaylı görmüştük. Şimdi tekrardan bir hatırlatma yapıp arkasına gazların su üstünde toplanmasından bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak bir buhar basıncı nedir, bir ondan bahsedelim. Kapalı bir kapta bulunan sıvının yüzeyindeki moleküllerin sıvı fazdan gaz faza geçmesi olayına biz ne diyoruz? Buharlaşma adını veriyoruz. Demek ki biz ne yapıyoruz? Bir kapalı kaptaki bulunan yüzeydeki suların yüzeyi terk etmesi olayı olarak bahsettiğimiz detaydır buharlaşma. Peki hocam, buharlaşma hızı sıvının yoğunlaşma hızına eşit olursa ne olur dediğimizde burada bir denge kuruluyor. İşte biz bu dengeyi denge buhar basıncı adını veriyoruz. Yani sıvı buharlaşıyor, aynı zamanda yoğunlaşmaya başlıyor. Buharlaşma hızının yoğunlaşma hızına eşit olduğu ana da ben denge buhar basıncı adını verecekmişim. Peki hocam, buharlaşma nerede olur dersek, sıvının sadece hangi bölgesinde demiştik? Yüzeyinde. Neden? Yüzeye havadaki gaz molekülleri çarpıyordu. Yüzeydeki adam onu tutmak için ne yapıyordu? Koşuyordu. İşte biz buna ne diyoruz? Buharlaşma adını vermiştik. Peki hangi sıcaklıkta dersek? Her sıcaklıkta gerçekleşir diyorduk. Hatırlıyorsanız kışın çamaşırların kuruması da buradan kaynaklanıyor. Diyorsun ki hava soğuk, nasıl kurudu? Çünkü buharlaşmaya sebep oldu. Bundan dolayı da çamaşırları kuruttuğumuzu söylemiştik. Peki hocam, bir sıvının buhar basıncı sıvının türüne, safsına ve sıcaklığına göre değişir demiştik. Ki bunda bir kodlama demiştik. Sıvının buhar basıncı sıvının tasasına bağladığı demiştik. Tasası neydi? Türüne, safsızlığına, sıcaklığına. Başka? Hocam, buhar basıncı yüzey alana bağlı değil. Hocam, dış basınca bağlı değil. Çok dikkat edin. Bu en büyük çeldirici noktaları şeklinde geliyor. Peki olay nedir? Şimdi normal bir saf suyu aldığın zaman saf su kendi başına diye buharlaşmaya başlıyor. Safsızlık dediğimizde, içerisine tuz eklediğimizde tuzlu sudaki iyon dipol etkileşimleri oluyor. Bu sayede buradaki bulunan kırmızıyla gösterilen iyon görselleri bu sefer molekülleri tutmaya başlıyor. Molekülü ayağından tutarsa molekülün bu sefer çıkışını ne yapmış oluyor? Engellemiş oluyor. Yani buradaki basınç değerine baktığın zaman, tuz attığın zaman basınç değerinin birden ne olduğunu gösterdi? Düştüğünü gösterdi. Sebebi neymiş o zaman? Safsızlık artarsa senin buhar basıncının azalacağını söylemiş oluyor. Peki şimdi geldik bir incelemeye. Kaplarımız vardı biliyorsun, sabit hacimli hareketli pistonlu kap. Burada nelerden bahsedebilir? 1. Sabit hacimli kapta içerisinde bir maddenin sıvı koyduğun anda yukarısına gaz formunu yazmasa bile olduğunu bileceksin. Niye? Sıvılar her sıcaklıkta çünkü buharlaşıyor demiştik. Peki hocam, bu sistemde sıcaklığı arttırırsam 1. buhar basıncı ne olur? Artar. Niye? Tasası, tür, safsızlık, sıcaklık. Sıcaklık artarsa daha fazla buharlaşacak ve yaptığı basıncı artırmış olacak. Sıvı taneciklerin sayısı azalacak. Niye? Sıvı nereye geçiyor? Buhar fazına geçiyor. Gaz taneciklerin sayısı ne olduğunu göreceksin. Bu sefer de arttığını görmüş olacaksın. Peki geldim bir diğerine. Sıcaklığı tam tersine çeksem, yani azaltsam ne olacak? Bu sefer de buhar basıncım ne olacak? Sıcaklık azaltırsa buhar basıncım artar diye. Burada ben sizi denedim. Buhar basıncım azalır diyeceğiz. Azalır. Tam tersini çekiyoruz. Çekiyoruz neyse. Tam bir şeye lazla döndüm. Çekiyoruz burada. Peki gaz tanecikleri sayısı azalır. Sıvı tanecikleri sayısını da arttırmış olursun. Peki sabit basınçlı kap nasıl olacak dersek de burada şundan bahsediyorum. Hareketli pistonlu kapta her zaman dış basınç iç basıncı nedir demiştim? Eşittir hocam. Sıvının içerisinde dış basınç iç basınca eşit olmak zorunda. Peki hocam, ben burada pistonun üzerine bir ağırlık koydum, pistona oturdum ya da aşağıya doğru ittirmeye çalıştım dersek, bu sefer diyorsun ki aşağıya doğru gelince sistem şuraya geldi. Şimdi dışarıdan ben basınç uyguladım. Çok çok dikkat etmenizi istiyorum. İçindeki neydi? Buhar. Bak dikkat et, gaz değil, buhar. Sıvısıyla dengede olan bir madde varsa bu sefer bu arada sıkışmıyor. Ne oluyor biliyor musun? Sıvılaşmaya başlıyor. Hocam, o zaman sıvılaşırsa gaz tanecikleri sayısını ne yapacaksın? Azaltacaksın çünkü sıvıya döndürdüm. Peki sıvı tanecik sayısı artar, asıl bomba geliyor. Buhar basıncım değişmez. Nasıl hocam? Sıkıştırmadık mı? Hayır. Sıvılaşıyor. Sıkıştırdığı miktar burada sıvıya dönüyor. Sıvıya döndüğü için burada iç basınç dışa gene eşit oluyor. Ama. Burada sıvıda çözülmeyen bir gaz koysaydım. Mesela helyum. Hocam sıvıya yazmamışsın. Bu ne demektir? Sıvıda demek ki çözülmüyorsun.
Hocam sıvıda çözülmüyorsa basınç uyguladığı zaman çözülmedi. Hacmi azaldığı için işte o zaman basıncı artardı. Bak çok dikkat et. Bir buhar basıncının, dedik ya sıvının tahassası türüne, safsına, sıcaklığına bağlı. Dış basıncı ittirmen ya da azaltman umurunda değil. Yani basıncını değiştiremezsin. O yüzden buraya çok dikkat ediyoruz. Peki pistonu yukarıya çektim. Mantık gene aynı. Bak şurayı temizleyeyim. Bu sefer pistonu ne yapmışız? Yukarıya çekmişiz. Piston geldi buraya. Bu sefer sıvılar daha fazla ne olacak burada? Buharlaşmaya başlayacak değil mi? Şöyle diyorum. Sıvı molekül sayın azalır. Buhar molekül sayın artar. Dikkat et. Buhar basıncı değişmez. Pistonu aşağıda ittirsen, yukarıda çeksen buhar basıncın değişmez. Çünkü ne dedik? Buhar basıncı sadece sıvının türüne, safsına ve sıcaklığına bağlı olarak değişen bir husustu. Oraya da dikkat ediyoruz. Peki geldim. Başka bir gaz daha koydum. Şimdi çok dikkatli dinle. H2O'nun sıvısı var. H2O'nun gazı var. Bir de helyum var. Piston ne yapmışız? Aşağı indirmişim. Piston geldi buraya. Buraya gelince H2O sıvısıyla dengede olduğu için bunun adı buhardır. O zaman pistonu aşağıda itsem, yukarıda çeksem bunun basıncı değişmeyecek. Aldım cebi. Basınç değişmez hocam. Ama helyum sıvının içinde var mı? Yok. Hocam sıvının içinde yoksa yukarıdan bastırdığımda ne olacak? Sıvıda çözülemeyecek. Sıvıda çözülemezse bunun hacmini ne yaptın? Azalttın. Hacmini azalttığın için helyumun basıncı artar. Tamam bak buraya çok dikkat. O zaman gaz tanecikleri sayısını ne yaptık? Burada azalttım. Yukarıdan bastırınca sıvılaştı. Sıvı tanecik sayısını arttırdım. Helyum gazının kısmi basıncı artarken suyun buhar basıncı değişmez. Bak tekrar ediyorum. Bastırdığında ya da çektiğinde buharın basıncı değişmez. Ancak sıvıda çözünemeyen bir gaz. Mesela diyeceksin hocam nereden bileyim ben çözünmediğini? İçinde vermediyse. Bak şuraya tutup da şöyle yazsaydı. Helyum sıvısı yazsaydı derdin ki hocam içinde çözünüyor. O zaman içinde çözünmeyen bir gazı verdiklerinde sana sen diyorsun ki ittirdiğinde ya da kaldırdığında buhar basıncı değişir. Pardon, kısmi basıncı değişir bu sefer. Çünkü hacmiyle oynamış olursun diyoruz. Peki hocam, tam tersi pistonu yukarıya çeksem aynı mantık. Yukarı çektim. Sıvı molekül sayısı ne oldu? Azaldı. Çünkü buharlaştı. Gaz molekül sayı arttı. Güzel. H2O'nun basıncı değişmez. Çünkü bu bir buhar. Helyumun basıncı değişir. Niye? Hocam bu buhar değildi. Hacmi arttığı için helyumun kısmi basıncının azaldığını görmek lazım. Yani helyumun kısmi basıncı azalırken suyun kısmi buhar basıncının değişmediği bilgisini karşımıza getireceğiz. Peki geldim şimdi. Gazların su üstünde toplanması. Burada nasıl bir mevzudan bahsedeceğiz? Şöyle, su üzerinde gaz toplama yöntemi karışımdaki gazları saf olarak elde etmek için kullanılır. Yani bir tepkime gerçekleşiyoruz, gaz toplamak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hapsederek toplama yöntemine giriyoruz. Gazların su üzerinde toplanabilmesi için önemli bir unsurdur. Senin verdiğin gazın suyla tepkime vermemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Başka, su üzerinde bir gaz toplandığında kap içerisinde yalnız o gazın bulunmadığı, aynı zamanda suyun bir de kısmi buhar basıncının olduğunu unutmamamız lazım. Bu nedenle kaptaki toplam basınç hem toplanan gazın basıncı hem de suyun kısmi buhar basıncının toplamına eşittir. Yani her ikisini de dahil edeceğiz. Nasıl bir yöntem? Şöyle bir sistemimiz var gençler. Bir deney tüpünün içerisinde bir boru yaparak gazları şuraya doğru gönderiyorum. Bunun içi su dolu. Mevzu şu. Buradaki mesela potasyum klorat katısını ısıtmaya başlıyorsun. Burası kime dönecek? Hatta tepkimeyi de yazayım. KCl artı OH gazına dönüşmüş oluyor. OH diyorum. O2'ye dönüşmüş oluyor. Burası ne yalnız katı, burası ne gaz. Şimdi olay ne? Açığa çıkan oksijen gazı buradaki borudan gidiyor, geliyor, burada toplanıyor. Diyoruz ki hocam burada ben neyi bulacağım? P toplamı bulmak istiyorum. P toplam dediğin doğruca oksijen gazın basıncı değil mi? Değil. Niye? Çünkü burada sıvı var. Sıvılar her sıcaklıkta ne oluyordu? Buharlaşıyordu. O yüzden burada içerisindeki sıvının kısmi buhar basıncını katmak zorunda kalıyorsun. Tek detay bu. Bu kadar. Başka bir şey yok gençler. Ünite boyunca sadece bunu kullanacaksın. Tamam mı? Bir gazın sana genelde şöyle bir şey veriyor. Mesela bu maddenin miktarını buldurmak istiyor. Gazların basınç bilgisine ulaşman gerekiyor. Basınçtan kime geçiyorsun buradan? Gaz basıncı, oksijeni buluyorsun. Oksijenden mol sayısından buluyorsun. Bu birkaç tane yolu var. ÖSYM bunu iki defa sordu. İki defa sorduğunda çok basit bir sistemle anlatmış oldu. Peki, dediğim gibi içerisindeki, yani tepkimeyi gerçekleştiriyorum. İçerisindeki gaz toplanıyor. Onun yanında bir de suyun kısmi buhar basıncı karşımıza geliyor. Bir örnek üzerinde bahsedelim. Diyor ki, şekildeki sistemde bir deney tüpünün içerisinde bir miktar potasyum klorat alınarak ısıtıldığında açığa çıkan oksijen gazını suyun üzerinde topluyorum.
0 derecede 11,2 litre hacmindeki gazın toplam basıncının 406,7 milimetre civa olduğuna göre su üzerinde toplanan oksijen gazı kaç gramdır? Bak geldik. Şimdi gençler, burası P toplam mı? P toplam hocam. P toplamı kim oluşturuyor? Buradaki PO2 gelecek mi? İyi de bu suyun üzerinde toplanmadı mı? Aynı zamanda burada ne diyeceğim? Suyun kısmi buhar basıncı olan H2O'yu da eklemek zoruna kalacağım. Peki bunu yaparken hocam bilgileri ne yapıyordum? Dışarıya çekiyordum. Hemen bakalım. Şimdi ilk önce sıcaklık bilgisi. Yani T dediğimiz şey ne? 0 derece Celsius şeklinde geldi. Artı 273 eklediğimiz zaman kim gelecekti buraya? 273 Kelvin olarak karşımıza geliyor. Başka ne diyor? 11,2 litre hacim. V eşittir 11,2 litre şeklinde karşımıza getirdik mi? Getirdik. Devam ediyoruz. Diyor ki toplanan toplam basınç. Yani ben burada P toplamdan bahsetmek istiyorum. O da 406, ne çıkmış? 7 mi gelmiş? Aynen. 406,7 milimetre civa şeklinde gelmiş. Ya hocam bir dakika ya. 406,7 ne? Yani milimetre civa ne? Çok karmaşık değil mi? Karmaşık ve bunu kasıtlı yapıyorlar. Sebebi şu. Biraz önce ne dedim? Bak P toplam dediğim şey ikisinin toplamına eşit değil miydi? O zaman benim buradaki yapmak istediğim şey ne? Eşittir. PO2 artı P kim diyeceğim? H2O diyeceğim. Ve soru köküne bir baktığımda neyi göreyim? Suyun kısmi buhar basıncını sana vermiş. O zaman benim aslında şunu bulmam lazım. O halde 406,7 diyorum. Eşittir. PO2 diyorum. Artı suyun kısmi buhar basıncı ne kadarmış? 26,7 milimetre civa şeklinde geliyor. Karşı attığımızda o halde PO2 dediğimiz şey kaç çıkmış oluyor? 380 mi geliyor? 380 milimetre civa geliyor. Hocam benim milimetre civa ile işim yoktu. Ben ne yapmıştım? 1 atm 76 santim ya da 760 milimetre civaydı. O zaman 380 milimetre kaç atm yapar dediğimizde şöyle geçişimizi yapalım mı? 1 atm 760 milimetreye eşitti. Şu ikisini sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 yani 0,5 atm eder şeklinde karşımıza getiriyoruz. Peki şimdi bilgiler tamam. Sırada ne var? Çözüm aşaması var. Bütün detay buradaydı aslında. Benden istedi oksijen gazının kaç gram olduğuydu. Hocam ben oksijen gazı için PV eşittir NRT yapayım mı? NRT. Şimdi oksijen gazının basıncını kaç buldum? 0,5 atm. 0,5 atm çarp. Peki hacmi ne kadar? 11,2 litre. 11,2 litre eşittir. Mol sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Hatta mol sayısı için şöyle yapalım mı? M bölü MA oksijen gazı olduğu için 2 çarpı 16'dan 32 şeklinde gelsin. Çarpı. Rydberg'e sıcaklık karar veriyordu. 273 ve katları olduğunda 22,4 bölü 273 yapayım mı? 273 çarpı. Ne diyeceğim burada? 273. Bak şu ikisi birbirini götürdü mü? 11,2 ile 22,4 götürdü. 2 kaldı. 2 ile de 32'yi götürdüm. 16 kaldı. 16'yı da karşıya attığımız zaman M dediğim şey 8 gramlık oksijen gazına ihtiyacım olduğu yönündeymiş. Demek ki eğer ki bana 8 gramlık bir oksijen gazı verirse tam 406,7 milimetre basınç yapan bir toplam gaz elde etmiş oluyorum. Yani cevabımız A seçeneği şeklinde karşımıza gelmesi gerekiyormuş. Bak ne dedik? Sistem aslında basit. Yani kurgulamada basit. 1. Soru kökünü dışarıya çıkart. 2. Dikkat edeceğin tek yer. Gazlar su üstünde toplanıyor ya. Ben burada P toplamı bulmak zorundayım. P toplamı bulduğunda amaç ne? Oksijen gazına geçiş sağlamak. Toplamı biliyorsun, oksijeni bilmiyorsun, suyun kısmisini biliyorsun. Oradan oksijenin basıncını bulup ATM'ye çevir. Sonra bildiğimiz yol. Yani P eşittir NRT'den rahatlıkla yapmaya çalış. Peki. Geldim bir diyelim. Bak bu sefer farklı bir sistem. Bir sıvı var. Hatta iyi bir soru. Diyor ki gümüş ve kalsiyum metallerinden oluşan 28 gramlık bir karışım yeteri kadar HCl çözeltisine eklendiğinde açığa çıkan hidrojen gazı 0 derecede suyun üzerinde toplanıyor. 11,2 litre hacim kaplayan hidrojen gazı 190 milimlik bir basınç yaptığını ölçüyorum diyor. Buna göre alaşımdaki gümüş metali kaç gramdır diye bir bilgi gelmiş. Şimdi vurucu darbe geliyor. İlk olarak bana diyor ki gümüş ve kalsiyum. Önce gümüşten bahsedeyim. Gümüş katısı. Artı ne diyeceğim? HCl ile tepkimeye sokuyorum. Gümüş nasıl bir katı? Cumhur hıçkırarak ağlayanların avucuna patlattı. Ağlayanlarındaki gümüş değil mi? Yani yarı soy bir metal. Yarı soy metal oksijen içermeyen bir asite tepkime vermiyordu hocam. Burası gitti. O zaman
Kimle tepkimeye gireceğim sadece? Kalsiyum metaliyle. Peki kalsiyum inceleyelim. Kalsiyuma bakalım, katı halde demiş. Artı HCl şeklinde karşımıza getirelim, okumuzu çizelim. Burada kalsiyum klorür oluşturacağım. Kalsiyum klorür. Artı yanında kimi çıkartacağım? Hidrojen gazını çıkartacağım. E peki hocam tepkimem denk mi? Mesela şuraya 2'yi koyarsam 2 klor 2 klor 1 kalsiyum 1 kalsiyum 2 hidrojen 2 hidrojen. Şu anda denk oldum. Sonra geriye kalan bilgileri bir dışarıya çıkartıyorum. 28 gramlık bir karışımdan bahsediyor. Şu karışımın toplamı ne kadarmış? 28 grammış. Yani toplamı 28 gram olacak dedin. Tamam. HCl'nin içerisinde eklenen açığa çıkan hidrojen gazı 0 derecede suyun üstünde toplanıyor. Yani aslında ben sıcaklık detayını T eşittir 0 derece Celsius artı 273 değil mi? Burası ne oldu? 273 Kelvin şeklinde karşıma geldi. 11,2 litre hacim varmış. V eşittir 11,2 litrelik bir hacim demiş. P eşittir. Buraya da kaç varmış? Hidrojen gazının 190 milimetre basınç yaptı. Hocam 190 milimetre basınç yaptı. Çarpı şöyle yapalım mı? Geçişini yapalım. 1 atm 760 milimetre civa değil miydi? Mililitreler birbirini götürdü. Bak şuradan kaç kat oluyor? 4 katı desem 36, 4 daha yakaladık. Şurası 4 katı. 1 bölü 4'ten de burası 0,25 mol şeklinde de burası karşımıza geldi. Devam ediyorum. Buna göre alışımdaki gümüş metali ne kadardı? Tepki yapman gereken ne şu anda? Gümüş metaline geçiş sağlayacağım. Peki nereden geçiş sağlayacağım? Hidrojen detayından. Hemen gidiyorum sarı rengimi alıyorum. Hocam bir tane formül var. PV eşittir NRT. Şimdi basıncı biliyor muyum? Biliyorum. Nerede? Aa buraya mol demişim, özür diliyorum. Burası ATM. Çünkü 190 milimetreden ATM buluyoruz ya. Basıncım kaç? 0,25 ATM çarpı. Hacmim ne? 11,2 litre. 11,2 litre eşittir. Mol sayısını bilmiyorsun. Çarpı. Rydberg'e kim karar veriyordu? Sıcaklık. O zaman 22,4 bölü 273 çarpı. Sıcaklığım 273'ü kullanıyorum. Şu sıcaklık detayı birbirini götürdü. 11,2 ile de bunu sadeleştirdim. 2 kaldı. 2'ye böldüğüm zaman N dediğimiz detay kaç geldi? 0,125 mol şeklinde karşımıza geldi. Peki kimi 0,125 mol buldum? Aslında ben burayı buldum değil mi? 0,125 mol. Peki diyorum ki 1'e 0,125 mol ise 1'e ne kadar olması lazım? 0,125 mol olması lazım. Aa hocam ben artık bu adamın mol sayısını biliyor muyum? Biliyorum. Ben biliyorum ki bir adamın bak molüyle molekül ağırlığını çarptığın zaman kimi bulursun? Gram cinsinden değeri. Yani 0,125 mol çarpı molekül ağırlığı nerede? Hemen bakıyorum. Bak kalsiyum 2 kaç? 40. 40 şeklinde karşımıza geliyor. Bazen şunu diyeceksin. Hocam 0,125 mol nedir ya dediğinde 2 ile çarpsan 250. Bir daha 2 ile çarpsan 500. Bir daha 2 ile çarpsan 1. 2, 4, 6. Değil mi? Yani burada aslında ne yapmış olursun? 6, pardon. 2, 4, 8. 2 çarparak gidiyoruz ya. Burası aslında 1 bölü 8 demek değil mi? Yani 1 bölü 8. O zaman 1 bölü 8 dediğimde bunun kaç gram olduğunu gördüm? 5 gramlık geldiğini gördüm. Hocam kimden 5 gram gelmiş? Kalsiyum dediğim adam aslında 5 grammış. E toplam 28 ise 5'i çıkarttığımda geriye kalan kaçtır? 23 gramı gümüş olarak karşımıza gelmiş olur. Demek ki buradaki çözeltin içerisinde tam 23 gramlık ne varmış diyeceğiz? Gümüş varmış. Bizden de istedi zaten ne? Kaç gramlık gümüş vardır demek. Zor bir soru mu? Yani zor. Tepkimelerini tahmin edeceksin. Tepkimeleri tahmin ettikten sonra geçişin kolay ama buradaki tek detay tepkimeyi aklına getirmen gerekiyor. Peki. Geldim diğer soruma. Şimdi burada da şöyle bir şey sormuş bize. Şekildeki sistemde birinci kapta oda koşullarında buharı ile dengede olan su, ikinci kapta aynı sıcaklıkta 45 cm civa basınç yapan helyum bulunmaktadır. Sıcaklık sabit tutulup M musluğunu açıyorum diyor. Yani aradaki muslukları açıyorum. Ve sistemin dengeye gelmesini hedefliyorum. Buna göre sistemin son basıncının ne kadar olduğunu söylüyor sana. Diyor ki oda sıcaklığında suyun buhar basıncı 30 cm civadır. Suyun buharlaşmasından kaynaklanan hacim değişimi de ihmal edilecektir diyor. Hocam şöyle bir şey diyor. Birinci kapta buharıyla dengede olan su var. İkinci kapta da 45 cm civa basınç yapan bir gaz bulunmakta. Nerede bulunur? Ne kadar santimetrelik bir basınç yapar diye bir şey söylüyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Kapı açsam da, kapatsam da, kıstırsam da
büyütsem de bir şey fark etmem, fark etmez. Niye? Suyun kısmi buhar basıncı hep aynı kalmak zorunda. Yani bu suyun kısmi buhar basıncı ne kadarmış? 30'muş ya. Bu her zaman ne olursa olsun 30 kalmak zorunda mı? Zorunda. Peki değişen şey ne? Argon için olacak. Peki argondaki mevzu ne? Musluk açıldığında bu aslında yayılmaya başlıyor. Peki yayılmaya başlıyorsa şöyle bir denklem kuralım mı? PV eşittir NRT diye düşünürsen. Hocam sıcaklık sabit, Rydberg sabit, miktarı sabit. Ben aslında basıncı ve hacmini oynatıyorum değil mi? O zaman P1 V1 eşittir. P2 çarpı V2 mantığından en sondaki basıncını hesaplayayım. Mesela dedim ki başlangıçta 41 cm'ydi. Ne kadarlık hacimde? 3 litrelik bir hacimde. İşlem bittikten sonra ne kadar oldu bilmiyorum. Çarpı 3 burada, 2 burada, 5 litrelik bir hacme yayıldı mı? Peki şu 5 ile burayı sadeleştirdiğim zaman kaç geldi? 9 geldi. O zaman P2 dediğim şey kaç geldi? 9 çarpı 3'ten 27 milimetre civalık bir basınç yaptığını söylüyorum. E peki hocam bize dediniz ki biraz önce ne yaparsan yap yani indirsen de kaldırsan ne değişmeyecek? Suyun kısmi buhar basıncı değişmeyecek. E o zaman pardon 27 milimetre diyorum, özür diliyorum. Oo çok zor sormuşum soruyu. Burası kaç? 27 santimetre. Birim olarak santimetre vermişim. Bak sıkıntı burada doğacak şimdi. Suyun kısmi buhar basıncı ne kadar? 30 milimetre. Yani 3 santimetre gelir mi? O zaman hocam burası 3 santimetrede sudan gelse ve ikisini güzelce toplasam ne yapacağım ben burayı? 30 santimetre civalık toplam bir basınç yaptığını bulabileceğim. Yani buranın toplam basıncı artık musluk açıldıktan sonra neymiş? 30 santimetre civarmış. Cevabımız A seçeneği gelecek. Burada iki tane düşünen detay var. Bir, musluk açıldığında suyun kısmi buhar basıncı değişmiyor. Yani şu 30'u hiçbir zaman değiştiremiyorum. İlk kural bu. İkinci kural da şu. Şurayı ne vermiş? Birimi santimetre. Peki alttakinin birimini milimetre vermiş. Cevabı ne istemiş? Santimetre. O yüzden birimi tekrar neye geçirmek zorundayım? Santimetre. Bak soru çok uzun, büyük ve korkutucu görse de yaptığımız işlemi baksanıza. 2-3 tane işlem yaptık aslında. Yani çok basit bir sistem. Peki. Şimdi geldim diğer bir soruma. Bak bir yorum sorusu daha. Bu sefer de şöyle bir şey sormuş bize. Diyor ki 15 derecede pistonlu bir kap içerisinde 3V hacminde bulunan toplam gaz basıncı 38 santimetre civadır diyor. Bak şurası P toplam. P toplamı kim oluşturuyor burada? Hem helyum gazı var hocam. P helyum. Hem de PH2O değil mi? Peki buranın toplamı ne kadarmış diyor sana? 38 santimetreymiş diyor. Haberin olsun diyor. 38 santim. Peki helyumunkini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ancak suyun kısmi buhar basıncı soru kökünde vermiş 20 milimetre. Bak şuraya dikkat et. 38 santimetre. Burası ne? 20 milimetre. Yani buraya da şöyle diyebilir miyim? 2 milimetre de burada ama. Karşıya attığımız zaman P helyum dediğim şeyi kaç bulmuş oldum aslında? 36 santimetre civa şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Dedik ki tamam burası cepte. Şimdi diyor ki pistonu 3V'den 2V konumuna getirirsen. Bak bir şeyler değişiyor burada. Pistonun değişmesi 3V'den 2V'ye geliyor. Aslında size şöyle söyleyeyim. Normalde kaplanın hacim şuranın toplamı 2V değil mi? Şu kısım suyla kaplı. Bak aslında benim gazımın bulunduğu aralık şu aralık değil mi? Şu ikisinin aralığı. Burası toplamda kaç? 2V. 2V'den aslında ben nereye indirmişim? V'ye indirmişim. Yani aslında hacim yarıya iniyor gibi. Hocam eğer ki hacim yarıya iniyor diyecekseniz benim helyum gazı ne kadardı? 36 santimetreydi. Nerede? V kadarlık bir, pardon, 2V diyelim bak. Buraya 3V değil de hacmin toplamını söyle, tamam mı? Şu kadarlık hacim ya, 2V'lik bir hacimde. Aslında 3V'den 2V'ye getirmek demek benimki 2'den 1'e indirmek. Yani 2V'den V'ye indirmek demek değil mi? Hacim yarıya inerse basınç ne oluyordu? 2 katına çıkıyordu. O zaman benim 36 yerine ne yazmam lazım? 72 santimetre civalık bir basınç yaptığımı söylemem lazım. Peki aynı şartlarda bir de kim var? H2O'muz var. H2O'nun buhar basıncı ne kadar? 20 milimetre. Yani 2 santimetre değil mi buraya da? 2 santimetre. Peki hacim yarıya düşerse buhar basıncı hala 2 santimetre. E neden? E ne dedik? Buhar basıncı sıvının tahassası, türüne, safsızına, sıcaklığına bağlı. Basıncı indirdin ya da kaldın. Umrumda değil. O zaman şu ikisini güzelce şöyle toplarsam buranın yeni basıncının 74 santimetre civa şeklinde karşımıza geldiğinden bahsedebiliriz. Yani cevabımız ne olacakmış? D seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Umarım bulmuşuzdur gençler. Şurası ilk başta bir kafam. Hocam 3V'den 2V değil mi? Niye 2V'den V deme. Olay şu, şuraya kadar V'ye kadar zaten su dolu. Boş alanı ne kadar? 2V'lik bir bölge. 2V'den V'ye düştüğünü düşünebiliyoruz. Anlaştık mı? Yani genelde takıldığınız noktalar burası da olabiliyor. Peki geldim bir başka soruya.
Bu sefer de şöyle diyor. Yukarıda, hatta bu soru biliyorsunuz gençler, İlyas Güneş'e baklava kaybettiğim sorulardan bir tanesi. Gerçekten çözdü yani, adam kaybetmemek için bütün gücüyle, yani var gücüyle mücadele ediyor. Totem mi yaptı, ne yaptı artık? Bir anda eski bilgilerini falan ön plana çıkarttı ve gerçekten bu soruyu çözdü. O yüzden ayakta alkışladım, bir şey demedim. Şimdi gelin, İlyas Güneş çözdüyse biz de çözeceğiz diyeceğiz. Yani diyor ki, hidrojen ve oksijen gazını aldığını söylüyor. Yukarıda verilen kaplar arasındaki musluğu sabit sıcaklıkta açıyorum diyor. Sonra bir tane tepkime gerçekleşiyormuş. Tepkimesi tam verimle gerçekleşmekte, son basınç 0,2 atm olduğuna göre son sıcaklıkta oluşan suyun kısmi buhar basıncı nedir? Şimdi normalde zor bir soru. Aslında çözmemiz lazımdı. Biz de buna şaşırdık. Şimdi olay şu. Hidrojen gazı kimle birlikte tepkime giriyor? Oksijen gazıyla tepkime giriyor. Bu sayede kimi oluşturuyoruz? H2O, yani su sıvımızı oluşturmuş oluyoruz. Peki. Anam hapşuramadım. Gençler yarıda kaldı yazı zaten. Bak soru gelecek. Tamam. Ya da herhalde bu şeyin imajı da olabilir de. Acıklı bir soru. Bana acıklı anıları hatırlattığı için tekrar hapşurmuş da olabilirim tabii. Şimdi buraya geldim. 1/2. Başlangıç. Değişim. Sonuç. Hocam bir yapıda tepkime varsa anında başlangıç, değişim, sonuç yazmak zorundasın. Diyorum ki biz basınç ve hacmi çarpınca molü buluyorduk ya. 0,2 ile 3'ü çarpsam ben molü bulmuş olur mu? Bulmuş olurum. Ne yapacağım burada? 0,2 çarpı 3'ten burası 2,4 mol şeklinde karşımıza geldi. 2 çarpı 1'den burası da 2 mol geldi ve burada da olmadığını söyledik. Şimdi bunlardan bir tanesi harcamam lazım. Kim harcayayım? 2,4 daha tatlı harcanır sanki. 1'e 2,4 harcanırsa 1/2, bak yarısına ne kadar harcaman lazım? 1,2 harcaman lazım. 1'e ne kadar oluşturacaksın? 2,4 şeklinde oluştu. Tepkime sonunda şuradan hiç kalmazken buradan 0,8 mol kaldığını söylüyorum. Buradan 2,4 oluştuğunu söylüyorum. Normalde şöyle bir şey diyorum. Hocam buranın bir sıkıntısı var. Burası ne? Sıvı. Sıvı gaz basıncı yapar mı? Yapmaz. Ne yapacak? Buhar basıncı yapacak. Umurumda mı? Değil. Niye? Çünkü buhar basıncı seni şurada soru kökünde vereceğini dedin de vermedi, zaten onu söylüyor. Buhar basıncı ona eşit oluyor. Peki ben ne yapmam lazım? O zaman dedim ki şunun üzerinden bir yola çıkayım. Dedim ki geldiğim yer basınç ve hacmi çarparak mol sayısını bulmak değil miydi? Şimdi basıncını bulmak istiyorum. Hacimlerini biliyor muyum? Biliyorum. 5 bir hacimden bahsediyorum. Peki mol sayısını biliyor muyum? Sonda 0,8 mollük gaz olduğunu biliyorum. O zaman P'nin kaç olması gerekiyor çarptığımız zaman? Her iki tarafı da 2 ile çarptığımız 0,16 mı geliyor? 0,16 ATM'lik basınç yaptığını söyleyelim. ATM'lik basınç yapıyor. Soru bana diyor ki, bak diyor, senin yaptığın bu iş diyor 0,2 ATM'lik bir basınç diyor. Aa hocam bak, toplam basıncı kaç bulmuşum ben, P toplamı? Burasını 2 ATM bulmuşum değil mi? 2 ATM. Peki bu 2 ATM'nin ben hidrojen gazı olarak ne kadarını karşılayabiliyorum? Pardon, hidrojen değil, oksijen gazı olarak. Artı bir de suyun kısmi buhar basıncı yok muydu? Yani benim toplam basıncım hem oksijen gazı hem de suyun kısmi buhar basıncı toplamı değil miydi? 2 ATM eşittir 0,16 burasıysa, burası 0,2 burası da, 0,16 artı pH2O diyecek miyiz? Peki buradan pH2O dediğimiz şeyi karşıya attığımız zaman kaç olarak bulmuş olacağız? 0,04 ATM olarak bulmuş olacağız. Aslında suyun kısmi buhar basıncı ne olacakmış? 0,04 ATM olarak geliyor. Buradaki tek detayımız şu. Bir tepkimede normalde su yok. Tepkimede gazlardan birisi tamamen bitiyor, birisi kalıyor ve suyu oluşturuyor. Ortamdaki basınç hem buradaki kalan gazın basıncı hem de suyun kısmi buhar basıncının toplamına eşittir. Biz diyoruz ki kalan mol sayısı ne kadarlık basınç yapıyor onu bulalım. 0,16. Dedik ki toplam basınç 0,2'lik bir basınç yapıyorsa, 0,16'sı oksijenden geliyorsa, geriye kalan 0,04 ATM'si de kimden gelmek zorundaymış? Suyun kısmi buhar basıncından gelmek zorundaymış. Evet gençler, şimdi ne yapıyoruz artık? Son bölüme, yani gerçek gazlar kısmına bir geçiş sağlıyoruz. Şimdi sıra kime geldi? Gerçek gazlar kısmına geldi. Hocam burada neden bahsedeceğiz? Bak burada artık sayısalları bitirdik. Tamamen sözeller üstüne kurduğumuz bir sistem var. Gerçek gaz dediğimiz olay şu. Gaz tanecikleri çok küçük bir hacme sahip olduklarında kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edecek kadar küçük diyorduk biz zaten. Peki başka hocam, gaz tanecikleri arasında itme çekme kuvvetinin olmadığını varsayıyorduk. İşte biz bu ikisine ne diyoruz?
kinetik teori diyoruz. Bunlar kinetik teori kuramı. Kinetik teori uyanlar aslında biz ne yapıyoruz? İdeal bir gaz denklemi şeklinde söylüyoruz. Ama gerçekte maalesef ki böyle değil. Yani kendi hacmini ihmal de edemiyorsun. İtme çekme kuvvetini yok da varsayamıyorsun. Çünkü bunlar var. Peki hocam, kinetik teori şartlarını sağlayan gazları ne dedik? İdeal gaz denir demiştik. Bunlar ideal. Olmasını beklediğim gazlar. Ama doğada bulunan gazlar ise ne yazık ki gerçek gazlar şeklinde karşımıza gelecek. Farkı ne hocam? İdeal gaz denkleminde hani PV eşittir NRT diyorduk ya. Bunu 1 mol gaz için düşündüğün zaman PV bölü RT eşittir 1'i sağlarsa bunlar ideal kavramıdır ve bizde ideal gaz olarak gelir. Ancak gerçek gazlar bu eşitte hiçbir zaman ne olmayacak? Uymayacak. Çünkü böyle bir denklemimiz gerçekte olmayacak. Peki hocam, bahsetmek istediğimiz olay ne? Şimdi gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Ne gibi? Şimdi PV bölü RT eşittir 1 eşitliğini sağlayan bir ideal gaz denklemi var. Ama gerçekte bunların hepsini ideallikten saptığını görüyoruz. Mantık şudur. Biz diyoruz ki bir gaz ideal olmaya ne kadar yakınsa gerçek olmaktan o kadar uzaktadır. Peki ben ideale nasıl yaklaştırırım bir gazı? Sıcaklığını arttırarak. Niye? Çekme kuvvetlerinin olmadığı varsaydım sisteme getiriyorum. O halde şöyle diyorum. Bak, gerçek gaz idealden ne kadar uzaklaşıyorsa o zaman ne yapıyorsun? O kadar gerçek gaz oluyor. Peki sıcaklık detayıyla nasıl uzaklaşabilir sence? Ne kadar soğutursan o zaman ne yapıyorsun? Bunu ideal gaz olmaktan uzaklaşıyorsun. Çünkü soğuttukça bunlarda çekme kuvveti olur. Çekme kuvvetini ben istemiyordum ideallikte. O zaman bir gazı ideale yaklaştırmak için ne yapman lazımmış? Birinci olarak ısıtman gerekebilirmiş. Yani sıcaklığını arttırırsan bir gazı ideale yaklaştırırsın. Ya da bir diğer molekül ağırlıklarıyla alakalı. Mesela 3 tane gaz verdi. Hocam hidrojen, metan ve karbondioksit. Üçüne ne? Apolar kökenli bir yapı. Şimdi apolar kökenlerde molekül arası itme çekme kuvvetinden bahsediyor. Mesela hidrojen 2x1'den atıyorum 2 gramlık bir gaz. Şuraya geldiği zaman 16 olarak söyledim. Buraya geldiği zaman 44 gram şeklinde söyledim. Şimdi molekül ağırlığı artarsa çekim kuvveti ne oluyordu lan? Artıyordu. Çekim kuvveti bu benim istemediğim bir şey değil miydi ideallikte? Çekim kuvveti artarsa idealden o kadar saparsa. Ya da bunların yanına atıyorum bir H2O'yu getirseydim H2O bu kadar artmış olurdu. Sebebi ne? Hidrojen polar koydun artık. O zaman ideallikten bayağı da bunu saptırmış olurdu. Anlaştık mı? Mantık neymiş? Eğer ki sıcaklığını arttırırsan ideale yaklaşırsın. Ya da hepsi apolar kökenliyse molekül ağırlığı küçüldükçe ideale yaklaşıyor. İki grafiğin yorum mantığı da bu. Belki sana grafiği soracak ve yorumlatmış da olacak. Peki moleküler arası çekim kuvveti çok olan gazın ideallikten sapması nedir dedik? Daha fazla olacak şeklinde söyledik. Ya da polar yapıya sahip olan mesela NH3 apolar yapıya sahip olan karbondioksitten çok daha fazla sapmıyorlar. Sebebi ne? Mesela buraya getirdiğin H2O yerine NH3 de yazabilirsin. Sebebi neymiş? Moleküler arası çekim kuvvetinin daha fazla olmasıymış. Yani çekim kuvveti artarsa ideallikten daha fazla sapacaksın. Peki şimdi burada hani diyoruz ya bazen gaz diyorsunuz bazen buhar. Hocam ikisi arasındaki fark ne? Şimdi diyoruz ki gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ideallikten saparak sıvılaşır. Bak tam tersi, düşük sıcaklık soğuttum. Üzerine basınç uyguladım. Moleküller yan yana geldi. İki molekül yan yana gelirse birbirini çekerek sıvılaşma evresi yapar mı? Yapar. O yüzden bunlar da ideallikten uzaklaşır şeklinde söyleyeceğiz. Peki hocam, her sıcaklık değerinde farklı basınç uygulanarak gazları sıvılaştıramazsın. Yani bir gazı sadece basınçla sıvılaştıramayabilirsin. Bu şekildeki gazlar normalde gaz olarak nitelendiriliyor. Fakat sadece basınçla sıvılaştırsaydım bunun adına buhar diyecektim. İkisi arasındaki fark bu. Sıcaklığa dokunmadan sadece basınçla sıvılaşıyorsa bu adam buhar. Sadece basınçla sıvılaşamıyorsa bu adam da gaz fazında olacak. O zaman kritik sıcaklık diye bir evreden bahsedeceğim. Bir madde kritik sıcaklığın üzerindeki bir gaza hangi basıncı uygularsak uygulayalım asla sıvılaştıramaz. Kritik sıcaklığın üzerindeki. O halde şöyle diyebilir miyim? Buharın basınç uygulanarak sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık diyorsun. Buhar özelliğini kalkarak gaz özelliğinin başladığı bir kısım olarak bahsedilebilir bu. Peki hocam, belli bir sıcaklıkta yani kritik sıcaklıkta basınç uygulanarak sıvılaşan gazlara buhar adını vereceksin. Basınç uyguladım, sıvılaştı. Kaldırdım, geri gaz fazına geldi. Çakmak gazından aklına gelsin. Çakmak gazının üzerine basıncı uyguladığımızda ne yapıyor? İçine giriyor, sıvılaşmış oluyor. Peki basıncı kaldırdığın zaman geri hangi faza geçiyor? Gaz fazına geçmiş oluyor. Peki bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaşamayan akışkanlar ise gaz adını verdiğimizi söyledik. Şimdi bunu şöyle bir grafikte aslında göstereyim. Faz diyagramını da gösterebileceğim. Faz diyagramı, şunları geçeyim, hikayeler.
Fazla yaklaşma bir maddenin fiziksel halini bize gösteren diyagramlardır. Ne gibi? Şöyle bir belirteyim. Bir madde geldi. Mesela suyun faz diyagramı. Sola doğru yatıktır. Faz diyagramında şu soldaki bölge katıyı simgeler. Şu ortadaki bölge sıvıyı, çok dikkat edin. Alttaki bölge normalde eskiden gaz derdik. Artık şimdi ayırıyoruz. Burası buhar, burası gaz. Şu noktaya da ne diyormuşum T2 noktasına? Kritik sıcaklık. Kritik sıcaklık. Sıcaklık. Bu bana neyi gösterecek faz diyagramı? Bir gazın verilen sıcaklıkta hangi fiziksel koşullarda bulunduğunu gösterecek. Yani mesela sana dedi ki şurada sallıyorum buradaki bir basınçta, buradaki bir sıcaklıkta şu noktaya geldiğinde. Bu madde nedir? Buhardır. Neden buhar diyorum? Üzerini sadece basıncı uygulayarak ne yapabildim ben? Sıvılaştırabildim. Ya da şurada bir nokta seçtim. Bu nedir? Hocam buhardır. Neden buhar dedim? Sadece bak sadece basınç arttırarak ne yapabiliyorum? Sıvılaştırabiliyorum. Peki şu bölgede seçtiğim şey istediğim kadar basıncı arttırayım. Şu araya girebilir miyim? Giremem. O zaman ben ne yapamıyorum? Sıvılaşamıyorum. Sıvılaşmak için hem basıncı arttırıp hem de soğutmam gerekiyor ki bu bölgeye girelim. İşte arasındaki fark bu. O yüzden kritik sıcaklığın üzerindeki herhangi bir sıcaklığı madde gazdır. Altındaki bir sıcaklıktaysa bu madde buhar fazıdır diyoruz. Aynı şey diğer maddede için. Bu arada tek bir detay var. Bazen bir dönem Özde bir sormuştu sadece bundan 2-3 sene önce ama çok dip bir detaydı. Kol sola yatıksa suyundur, sağ yatıksa geriye kalan bütün sıvılarındır. Tamam mı? Faz diyagramında bir tek su antimobizm sola yatık, geriye kalan hepsi sağ yatık şeklinde karşımıza gelecek. Şimdi geldim. Evrelerde ne var? Heh, şu evreleri de söyleyeyim. Bak. D ve A noktası üzerinde bir nokta seçersen madde buradan katıdan buhara geçme yani süblimleşmeyi görür. Hocam şu aralıktaki seçtiğinde ne diyorduk? Madde katı. O zaman AB aralığında şu üstünde bir nokta söylerse sen ne diyorsun? Katıdan sıvıya erime noktası şeklinde diyorsun. Sıvıdan gaza geçiş, burası da buharlaşma noktası şeklinde söylüyorsun. Peki A noktasına ne diyeceğiz hocam dersek de A noktası üçlü noktadır. Maddenin üç fiziksel halinde aynı anda bulunur. Yani katısı, sıvısı, gazı her üçü de aynı anda bulunmuş olacak burada. Peki geldim bir diğerine soğutucu akışkan. Jules Thompson olayı. Bu adam sayesinde çok duacıyız. Niye? Yazları serin olabiliyor, buzdolabı kullanabiliyoruz. Hepsi bu adamın sayesinde. Ne diyor hocam bu adam dersek? Şimdi gazlar diyor ki iki bölmede bulunsun diyor. Gazların ortasına ince bir delik açayım diyor. Ben diyor ki bir bölgeye yüksek bir basınç uygulayayım diyor. Şu bölgeyi ittireyim diyor. İttirince gazların hepsi şu küçük deliğe tıkır 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 sığıştı bak, sıkıştı. Sıkıştırınca ne yaptın? Bastırıyorsun artık. Bak basınç uyguluyorsun ama geçemiyor gaz. Geçemeyince ne yapacak? Bu basıncı bir şekilde dışarıya atması lazım. Atacağı şey sıcaklık olarak oluyor. Bu bölgede sıcaklık bir anda artmaya başlıyor gençler. Yani dışarı sıcaklık veriyor. Buranın üzerine basıncı çok uyguladığımız için o kadar araya doğru hani gücünü kaybederek girdik ki enerjisini çok verdiği için neredeyse sıvılaşma periyoduna geldi. Ta ki şuradan geçene kadar. Artık buraya gelen gaz diyor ki kardeşim üzerimdeki basınç geri kalktı diyor. Ben eski halime döneceğim diyor. Diyoruz ki nasıl döneceksin? O zaman ben çevrenin enerjisini alırım diyor. E çevrenin enerjisini alırsa bu bölgenin ne olduğunu görürsün bu sefer? Soğuduğunu görürsün. İşte buzdolaplarının arkasındaki sistem de bu. Buzdolaplarında şu zikzaklı borular var ya. İşte bu zikzaklı borular kompresör yardımıyla gaz basılıyor. Gaz bunun içerisine döndürülerek ne yapılıyor? Önce enerjisini kaybettiriliyor. Bir de küçük bir alana geliyor. Daha sonra buzdolabın iç kısmına geldiği zaman bu gaz ne yapıyor? Bir anda yüksek basınçtan alçak basınca geçiyor. E çevrenin enerjisini ne yapıyor? Alıyor ki ben geri gaz olacağım diyor. Çevrenin enerjisini aldığı için bu kısmı soğutuyor. Bunu mesela bisiklet küçükken mesela pompayla şişirirken görmüşsündür. Bisiklet pompasına bastığınız zaman bisiklet pompasının uç kısmı alev alev yanar. Çok sıcaktır. Basınçla birlikte itiyorsun çünkü. Ama sibop kısmına baktığın zaman da buz gibidir. Dersin ki lan biri yanıyor biri soğuk. Nasıl? İşte bundan dolayı. Yani Jules Thompson olayı bir gazın üzerine basınç uygulanına sıvılaşıp basıncı geri kaldırdığına gaz fazına geçen kısımlara buhar olarak söylemiştir. Bu sayede soğutucu akışkanlar keşfedildi. Fakat hepsinin bu özellikle olmadığını anladı. Yani her gaz buna uygun mudur? Değil. Bir gazı üzerine basınç uygularak direkt sıvılaştırmaya da bilirsin. O yüzden bunlar da soğutucu akışkan olarak kullanılmaz diye söylemiş oldu. Peki hocam bu soğutucu akışkanın özelliği nedir? 1. Basınç uygulandığında sıvılaşacak, basıncı geri kaldırdığında geri gaz fazına geçmesi lazım. Yoksa bir anlamı yok. Başka? Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olacak ki bunu yıldızlar üstüne yıldızlar atın. 98 tane yıldız atın. İnanılmaz önemli gençler. Tamam çok önemli. Başka?
Kaynama sıcaklığında soğutularak gelinecek sıcaklığın altında olmalı. Başka çevreye zarar vermesin diyorsun ve kimyasal bakımdan zehirli ya da yanıcı olmamalı. Çünkü evlerde de kullanıyorsun. Mesela klimalarda, buzdolaplarında, buzluklarda kullanıyorsun. Sızıntı halinde büyük bir problem oluşabilir ve bizim için en önemlisi bir de maliyeti düşük olsun. Niye? Üretim, seri üretime geçtiğimizde bizi çok fazla zarara uğratmasın diyoruz. Karşına mesela sınava girdim. Sana bir soru geldi. Dedi ki bak sana birkaç madde verdim. Kaynama noktalarının kritik sıcaklıklarını söyledim. Bunlardan hangisi soğutucu akışkan olarak kullanılabilir dedi. Yani soru bu şekilde geldi. Dedim ki bir bakayım. Hidrojen gazı. Hocam kaynama noktası -259. Hocam kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olsun diyordu. Kritik sıcaklık 12. Şimdi buna göre yüksek ama neye göre? Neye göre olacak? Oda koşullarına göre. Oda koşulları kaç derece? 25 derece Celsius değil mi? 25 derecenin altında değil mi? 25 derecenin altındaysa bu adam hala nedir? Gaz fazındadır değil mi? Yani bunu yeteri evreye ulaştıramam. O zaman bu soğutucu akışkan olarak kullanılır mı? Kullanılmaz. Gitti. Helyum gazı. Hocam helyum gazının kaynama noktasına baktığımda -268. Kritik sıcaklığı yüksek mi? Hocam o da inanılmaz düşük. Bu işime yarar mı? Yaramaz. Bak amacım şu. Kaynama noktam düşük. Hocam 100 çıktı. Bunu direkt ele. Kaynama noktam çok yüksek. Kritik daha da yüksek. Bak su için 100 derecede kaynar diyoruz ya. Su 100 derecede buhar fazına geçiyor. İşte o yüzden suyun üzerine bir şey geldiği zaman çarptığı gibi ne yapıyor geri? Sıvılaşmış oluyor. Yani bu gazlardaki özelliktir. Bir tarafa geldiği zaman geri dönme gibi bir özelliği var. Diğer tarafta da 374,3 gibi bir sıcaklıktan bahsediyor. Bu sıcaklık detayında olayı şu. Bu aralıkta bak bu aralığa geçene kadar madde hangi fazda? Buhar fazında değil mi? İyi de hocam ben bu sıcaklığı 25 derecede nasıl ulaşayım? Zaten 25 derece burada. 25 derece bu adam sıvı fazla. Yani ben bunu kabul edemem dedim. Bunu da eledim. Geldim. CCl2F2. Freon 12 diye bir gaz. Freon 12 gazının kaynama noktası düşük. Çok güzel hocam. Bu saatten sonra maddeyi artık buhar fazına döndürdüm. Geldim. 416 dereceden sonra da gaz fazına geçiyorum. Hocam istediğim evre bu değil mi? Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük. Niye? Bu arada buhar. Üzerine basınç uygularsan sıvılaşır. Sıkıntı yok. Sıvılaştı, kaldırdı, gaz oldu. Sıvılaştı, gaz oldu. Buradaki mantığa dönüyor. Anlaştık mı? İstediğim ne? Kaynama noktam düşük, kritik sıcaklığı yüksek olsun. O zaman ben bunu soğutucu akışkan olarak kullanabilirim ki zaten uzun zamanlar kullanıldı, sonradan değiştirildi. Sebep şu. CFC, klorofluorokarbon gazı. Dediler ki buna lan ozon tabakasına zarar veriyor dedi. Dünyayı o zaman ne yapıyor? Doğal denge bozuyor dedi. O yüzden yasaklayalım bunu dedi. Bunun yerine artık günümüzde ne kullanılmış oluyor? Pron denilen bir tane gaz türü kullanılıyor. Buradaki mantık da şu. Kaynama noktam ne? Düşük, işime yarar. Kritik sıcaklığı hocam çok yüksek değil. Bak amaç şu. Oda sıcaklığının üzerinde mi? Üzerinde. İşime yarar mı? Çok rahat yarar. Çünkü bu aralıkta ben neyim? Buharım. Basıncı uygularsam sıvılaşıp basıncı geri kaldırdığımda gaz fazına geçmiş olurum. Evet gençler, böylelikle ne yapıyoruz? Gazlar kısmını sonlandırıyoruz. Yani gaz ünitemiz bitti. Ünite bitti, siz de bittiniz. Farkındayım, yoruldunuz. Normaldir. Gazlar konusunda test kitaplarında bazen ütopik sorularla karşılaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hocam çok zor, yapamıyorum, kalem oynamıyor diyeceksiniz. İki tane yolunuz var. Birinci o. Buradaki soruların aynısını tekrar çözüyorsun. Çözdükten sonra soru bankasına geçiyorsun. Takıldığın birkaç tane soru varsa onları da keşfedip gidebilirsin. Ya da ikinci durumunda hocam kalem oynatamıyorum. Yani hocam ben gazlarda hiçbir şey anlamadım, kalem oynatamıyorum diyorsan soru bankasını aldığında bak soru bankasının üzerinde şu anda ne var? Kare kodumuz var. Kare kodu okuttuğun zaman bu kitabı baştan aşağıya detaylı bir şekilde anlatıyorum zaten. Detaylı bir şekilde anlattığım için önce bak önce beni dinle. Ufak bir tane A4'e not al. Bak kitabı karalamak yok. A4'e not alıyorsun. A4'e not aldıktan sonra ertesi gün geliyorsun. Bu sefer aynı kitabı tekrar çözmeye çalışıyorsun. Sonra bakıyorsun kalemi gene oynatamadığını fark ediyorsun. Sonra diyorsun lan ben bunu dün dinlemiştim anladıydım niye böyle oldu? Tekrar dinlerken aslında aldığın notların yanlış aldığını göreceksin. Dikkat etmen gereken yerde tekrar dikkat ediyorsun bir daha çözüyorsun. Ama çok fazla vakit kaybı değil mi? Yapacak bir şey yok. Öğrenmek. Öğrenmek için mücadele vereceksin. Ne kadar çok mücadele verirsen senin geleceğin için. Ne kadar çok emek harcarsan senin için. Ne yaparsan yap gene senin için. O yüzden kazanmak için buna mecburuz gençler. Pişman olmak yok. Tamam mı? Senin sonunda pişman olmak yok. Bunun için mücadele vereceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. O zaman gençler bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.